Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Çal Kısık Kanyonu tamamen kurumuştu. Hatta bu bulunduğumuz alanda biz aşağıya inip bu görmüş olduğunuz bölgede yürüyüş yapmıştık. Şimdi geldiğimiz nokta ise verimli geçen kışın ardından Çal Kanyonu tekrar eski günlerine kavuşmaya başladı. Evet, geçen yıl bayağı bir kuraklık dönemimiz oldu ama şu yağışlardan dolayı, güzel bir yağış olduğundan dolayı şu anda Menderes'imiz gerisin geri akmaya, muazzam bir manzaraya oluşmaya çalıştı. Çok güzel oldu. Evet, biliyorsunuz tarihini Menderes Nehri kuraklıktan dolayı geçen yıl tamamıyla kuru. Hatta da bir damla su yok deresine, hiçbir su ibaresi de yoktu. İzleri dahi yoktu. Bu sene şükürler olsun kar ve yağmurun çok yağması, toprağın artık bu sene suya kanması ve ağır ağır gözeneklerin açılması, belirli yerlerden çıkan ana kolların tekrar su kaynaklarının oluşması nedeniyle ağır ağır su Menderes'e gelmeye başladı. Tabii ki özellikle çivril ışıklı barajdan su henüz daha salınmıyor. Sebep de şu, henüz göl yeterince dolu seviyeye ulaşmadı. Ulaşmadığından dolayı da şu anda görmüş olduğumuz bu su Menderes yatağından çıkan suların birikmesiyle oluşan sular. İnşallah önümüzdeki günlerde Akdağ'da özellikle karların gelmesi, yeniden su kaynaklarının öğüt dediğimiz olayın yürümesi ve göletin dolmasıyla beraber tekrar Menderes eski ihtişamına kavuşacaktır diye umut ediyoruz. Ve bu da bizi sevindiriyor. Evet, tabii ki su olmadığı zaman kanyonun aslında çok büyük cazibesi yok. Ondan dolayı geçen sene çok kısır geçti. Evvel sene çok iyiydi pandemi olmasına rağmen. Ama bu sene şimdiden insanlarda bir heyecan var. Arıyorlar bizi dışarıdan, özellikle şehir dışından arayanlarımız. Biz de suyun geldiğini, kanyonun eski ihtişamına kavuştuğunu ve buyurup gelmelerini söylüyoruz. İnşallah bu sene yoğun miktarda vatandaşımızın gelip kanyonun gezisi yapmasını temenni ediyoruz. Suyun gelmesine baktığımız zaman su sesi ya da suyun oluşması hem buradaki vatandaşlarımız hem bizleri ziyadesiyle çok heyecana boğdu.